Herkese merhaba. Poligon Atış Kulübü'nün YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün The Kırtasiyeci ile beraber güzel bir deney videosu çekeceğiz. Farklı kalibrelerde tabancalarımız mevcut ve karşımızda ise bir top kağıt mevcuttur. Evet, kağıt fiyatlarını biliyoruz arkadaşlar. Bu videoya sponsor olduğu için de The Kırtasiyeci'ye ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Alkışlar ona. Evet, bu kağıtları bize... Kırtasiyeciler Odası Genel Başkanı olarak az önce kendimi genel başkan ilan ettim. Yani bir saniyeliğine ilan ettim. Beni şimdi buradan Kırtasiyeciler Odası'ndan videonun altına yorum yazmasınlar. Bir saniyelik aldım. Şevki, A4 fiyatları gerçekten çok arttı. Bundan çok muzdaribiz kırtasiyeciler olarak. Çok doğru. Niye böyle bir videoda böyle bir giriş yaptık bilmiyorum. Evet, bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama birazdan inanılmaz şeyler olacak. Bir A4 kağıdında, bir A4 topunda 500 kağıt var. Yani, 500 kağıt mı? Evet, 500 şu balya kağıt mı? 500 kağıt. Bak, bu balya 500 kağıt Şevki. Sen bunu delersin gibi geliyor. Bakayım, kesin delersin. Ya şimdi kalibre farkı, evet, fark kalibre var. Evet, kalibre zaten onu test ediyoruz arkadaşlar. Aynen. Bu bir deney videosu. Evet. Bakalım hangi kalibre ne kadar balyayı delecek? Balyadan kastım şu. Bir top A4 kağıdı. 500 tane. Aynen, 500 kağıt. Yani 500 sayfa. Direkt ben kalibreleri göstereyim. Kalibre olarak ilk başta 22 lira, şu an gördüğünüz gibi 22 lira 9 mm ile arasındaki fark şudur. Şöyle tutabilirsem. Gerçekten çok düşük bir kalibre. Ondan sonra 7.65 mevcut. Şöyle gösterirsen. Yine 9 mm ile arasındaki fark budur. Bir dakika, bir hızlı geçme mesela. Tamam. Bir geri koyabilir misin onları? Tamam, koydum. Şimdi 2 olarak hangisini göstermiştin? İkinci olarak 7.65. Birinci olarak hangisini göstermiştin? 22 lira. Şimdi bunun hacim olarak çok küçük, daha sivri. Evet. Sanki böyle hani şiddeti çok fazla olacakmış gibi hissettim. Bilmiyorum. Öyle mi olur genelde sence? Senin fikrin ne mesela? Yani benim fikrim küçük kalibrelere yani 7.65 ve 22 lira hiçbir şey yapamayacak. Ben de tam tersini düşünüyorum. Delemeyecek. Sanki delecekmiş gibi hissediyorum. Çünkü attığın şey küçük. A4 kağıdı dik duruyor. Yani arkasında bir destek yok. Evet. Çok fazla bir tepki vereceği bir şey yok. Sadece kendi gücünü verecek A4 kağıdı. Evet. Ama attığımız şey ne kadar küçük ve sivri olursa sanki o kadar delip geçecekmiş gibi hissediyorum ben. Hani mesela bunlar da daha büyük. Evet. Bunda hasar oranı hani sanki A4 kağıdı böyle açılacakmış gibi hissediyorum. Ama ince olan küçüklerde de direkt böyle noktasal minimum şekilde şiddetli bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Yani bunu denemeden bilemeyiz arkadaşlar. Ama bir şey diyeceğim ya. Evet. Daha videoyu izlemeden direkt böyle yorumlara yazsanız arkadaşlar. Ben aynen. Bilmiştim. Aynen. Sizce? Tek tek yazın. Bu işte bu iki balyadeler. Bu bir balyadeler. Tahminlerinizi yazın bence. Düşük kalibreler ince olduğu için rahat delebileceğini mi düşünüyorsunuz, yoksa büyük kalibrede her şeyi böyle yani yıkıp geçeceğini mi düşünüyorsunuz? Şöyle bir şey var fizikte. Şu arkadaşlar ince hacimli bir ürün. Yani ürün diyorum, mermi. İnce, evet. İnce için mermi. Yani elimize bastırdığımızdaki basınç etkisi zaten elini acıtmaya başlıyor bastırdığın zaman. Evet. Yani basınç olarak çok daha fazla hasar vereceğini ve delileceğini düşünüyorum ben küçüğün. Ben de ama bir şey diyor hocam. Barut hakkı düşük olduğu için güçsüz kalacağını şeyden düşünüyorum. Şeyden mi düşünüyorsun? Sen kuvvetten kaynaklı mı problem yaşayacağını düşünüyorsun? Evet. Yani mesela aynen. Bu tabancanın kuvvetiyle bu tabancanın kuvveti aynı değil değil mi? Ben evet. Doğru anlıyorum. Evet. Peki kilometre olarak da mı çok farklı bir hızla tabii, ulaşıyorlar? Tabii. Yani daha yavaş. Ben bilmiyorum, 22 sana soruyorum. 22 lere... Mesela sallıyorum. Bu 500 ise bu 1000 mi? İki katı kadar bir fark var mı? Aynen. Var. Anladım. Var. Yani olayı anladım. Yani sen diyorsun ki kuvvetten kazanırsın. Ben de diyorum ki basınç ve hacimden kazanırım diyorum. Evet. Şimdi deneyip göreceğiz. Deneyip göreceğiz aynen. Yani. Çok bilimsel şimdi, bir video oldu Şevki bir evet anda. Evet ya, evet. Gördün mü? Şimdi sürprizlerim var. 357 Magnum'la şey yapacağız. Koli bu ucumu, güçlü. Ne bu? Bu bayağı büyük bir şeymiş harbiden. Bu böyle? Bir dakika, şurada ilk defa görüyorum şu an. Bu revolver'ın işte. Alt patların taban şeyi. Yani maşallah bakayım revolver. Yani bununla neler olacak çok enteresan. 45 ACP'miz de var. 9 mm ile arasındaki fark da bu. Biri daha kalın, biri daha 9 mm zaten herkesin bildiği bir şey artık. Yani. Yani bence ülkede. Değişik şeyler olacak gibime geliyor. Deneyelim Şevki, ben çok heyecanlandım ya. Deneyelim. Şimdi isterseniz atışlarımıza başlayalım. İlk olarak 22 lira bulabileceğiniz
Türkiye'de en düşük kalibreli fişek türü. Evet. Ağza verdim. Atışa hazırım. Karşımızda bir top A4 var. Yani aynen 500 öyle. Sayfa. İlk 10'da deniyoruz. Evet. 22 lirayla atış yapıyorum. Sence 500'de kaç tanesini delecek veya delemeyecek? Bana ben, bir tahminim var. Delip geçeceğini düşünüyorum. Delip geçecek. Bence 200'de kalacak. Şimdi atış yapıyorum. Silah boşalt. Bakıyorum. Silah temiz. Evet. Ben şundan bir kurtulayım. Gördüğünüz gibi geçemedi. Geçemedi. Benim tahminlerim doğru gibi, gördüğün gibi. Ver bakayım şunu. Yani noktasal olarak harbiden böyle minnacık delmiş. Minnacık, ya. Aynen. Ortalama, Şevki şu 500 ise yani 150'de falan kalmış ama hani 250-300'e kadar hasar vermiş. Evet. Ve ilerlemiş. Çekirdeği çıkartamıyorum ama Şevki şu an. Bakayım mı? Ben deneyeyim mi? Bir dakika, bu nasıl çekirdek ya? Çekirdeğe bak ya. İnatçı çekirdek. Alacağım Şevki. Al Şevki, gül gibi çekirdeğin oldu. Evet. Kamerayı da göster yakın mesafeden. Şöyle. Şu an gördüğünüz gibi arkası burası. Şurası yani gördüğünüz yer. Ön tarafı tamamıyla sanki duvara çarpmış gibi. Yani... Bildiğin beton etkisi yapmış. Dümdüz olmuş ya ön tarafı. Tabii tabii. Aynen. Gördüğünüz gibi bu arada A4 kağıdı hala tek parça. Evet. Hiçbir şey olmadı yani. Aynen. Hiçbir şey olmadı. Demek ki bu çok zayıf gerçekten. Çok zayıf. 22 lira zayıf. Tamam. Evet şimdi... 9'a mı geçiyoruz? Yok. 7.65. Tamam. O zaman ben bunu direkt koyuyorum. Çünkü koy, koy. Hiçbir şey olmadı ki. Evet evet. Tersten koyuyorum hatta şöyle. Koy. Gittim koydum. Baksana etkisinden daha güzeldi. Aynen. Yamukluk vardı, düzeltmişsin oğlum sen bunu. Tabancayı dolduruyorum. Evet. Şimdi. Neyle doldurdun? 7.65. 7.65'te atış yapıyoruz. 22 LR'den sonra tamam. Bir üst seviyesi. Yani bunun kuvveti daha güçlü. Evet. Ben tamam. Bunu ya delip geçecek ya da duracak. Durduğu yer ise 4'te 3'lük bir kısımda olacak. Yani 4'te 1'de duracak. Ben yine delip geçecek diyorum. Bakalım. Bakalım. Hadi evet, bakalım şunu tak... del de bitirelim şu işi ya. Hadi bakayım. Tekrar atış yapıyorum. Gönder. Oho. Huhu. Silahı boşalt. Silahı boşalttım. Güvenliği al. Tamam. Hemen biliyorum. Kağıdı alayım. Git. Oo, müthiş bir koku var burada. Galiba yanıyor. Deldi mi? Hayır. Aa, bu arada delmiş. Arkadaşlar bu bir önceki neydi? LR? LR 22 LR. 22 LR'nin deliğiydi. Buradaki arkadaşlar gül gibi yeni 7.65. Deliğimiz hazır. Bunun da çekirdeğini boyut, çıkartalım mı? Boyut farkı. Boyut farkını göster bence de evet. 22 LR'nin şu kadar. Yani bu böyle kalem ucu kurşun kalem circle'ında bir delik oluşturdu. Diğeri birazcık çok ufak bir fark. Çok ufak var. Çok ufak bir fark var. Yani bunun da çekirdeğini istiyor musun Şevki? Evet. Çekirdek genel bakanı olarak bu arada bir şey diyeceğim. Bir dakika. Bunun çekirdeği çok daha büyük ve evet. Deldiği yaprak sayısı daha az gibi. Daha az gibi. Evet. Bak istiyorsan kendin de test et. Bak 42'ninki nereye kadar gitmişti? 22 LR'ninki neredeyse buraya kadar gelmişti Şevki. Evet. Hasar testi. Doğru. Bununki burada bitiyor neredeyse. Evet. Çok ilginç. Bakın hasar testi olarak şöyle açıyorum arkadaşlar. Bu taraf 22 LR. 22 LR. Bu taraf 7.65. 7.65. Yani 22 LR aslında benim söylememe biraz daha yakın bir durum. Evet, evet. Küçük daha fazla deldi şu an. Çekirdek var mı? Çekirdek var. Şurada bir yerde dur bakayım. Bunun nedeni bence... Aha aldı. Bu ne? Bir dakika. Barut aa. Hakkı olabilir. Aa, aa farklı değil. Bu ne? Burası böyle mi oluyor? Evet evet çekirdek. Aa, şöyle gösterirsek. Var. Çok ilginç bir şekilde. Gül gibi çekirdeğin oldu. Nur topu gibi bir çekirdek. 7.65'e 22 LR gibi kafası direkt bükülmüş. Dümdüz. Gibi, dümdüz olmuş. Bak şöyle tuttuğunda baksana dümdüz abi. Evet. Evet. Dümdüz yani. Ya bildiğin duvar etkisi. Sana bir şey söyleyeyim mi? A4 gerçekten çok kuvvetli ve şu an hala bir saçılı olmadı. Nokta evet. Geliyor ya nokta. Küçücük bir nokta. Aynen. İlginç. Demek ki çatışmada demek A4'lerin arkasına saklanmak lazımmış arkadaşlar. Ama dur daha 9 milimetreye gelmedik. Şimdi bunu bir ayırayım mı? Bakalım belki bunda da karşılaştırma yapabiliriz aynı şekilde. Şans olur. Öyle bir şansımız olur. Tamam olur. Şimdilik şunu sonra söylüyorum. Şimdi attım. 9 milimetreye
koyabilirsin. 9 mm'ye geçiyoruz. 9 mm'de acaba ne olacak? Tabii 7.65'te 9 mm arasındaki farkı da göstereyim. Daha büyük. Sağ taraftaki 7.65, sol taraftaki 9 mm daha büyük. Büyük bir olasılıkla delip geçecek arkadaşlar tek topu. 9 mm ile bakalım ne olacak? Bir dakika şimdi. Sence bu sefer hangisinin daha fazla ileri gidebileceğini düşünüyorsun? Bence... Denebileceğini düşünüyor musun? 9 mm tabii ki de delip geçecek. Tamam. Hatta 9 mm bence 2 ve 3'ü zorlayacak. Zorlayacağını düşünüyorsun. Evet, zorlayacak. Şimdi ben bu konuda bilmiyorum. Evet. Pek yani tam bir fikir beyan edemiyorum. Hı hı. Ama şimdi hangisiyle karşılaşıyorsun bu sefer burada? 7.65'te 9 mm. Aslında burada eşit... 7.65'te 9 mm arasında ne fark var mesela? Ne? Barut farkı ve çekirdek farkı. Şu giden şey yani. 9 mm'nin hasar hassasiyeti daha fazla yani. Tabii, hasar verici. Tabii. 7.65'e göre daha fazla. Göreceğiz. Ben deliklerin büyümesini istiyorum artık ya. O atıyorsun küçük bir şey çıkıyor. 45 ACP ve 357 Magnum'da olacak. Vallahi bekleyip göreceğiz Şevki. Bakıyoruz hadi şimdi. Jenik'te. Hadi at bakalım. Luger'le atıyorum. Para bölüm dedim. Pardon. Önümüzde bir top A4 kağıdı var. Yani 500 sayfaya atıyoruz ilk evet. olarak. Atıyorum. Atışını gerçekleştir. Evet, sağ köşeden vurdun. Silahını boşalt. Paramparça oldu her taraf. Kağıt kaynıyor. Niye öyle bir şey oldu? Oğlum delmiyor musun? Arka taraf yok. Oha, ciddi misin? Baksana. Paramparça. Arkadaşlar paramparça yerler zaten kağıt şu an. Şevki sen toplarsın. Oğlum bu nasıl? Bu ne? İşte. Bu ne? Göster. Arkadaşlar kabak çiçeği dolması. Buyurun. Gösteriyorum şu anda yani. Şevki bunun üzerine konuşmak ister misin? Ben şöyle geçeyim yanına artık. Bu ne? Bak. Arkadaşlar bu bakın nasıl girmiş. Çıkışa bak. Barut miktarı ve çekirdek farkı nasıl etkisi oluyor? Şevki bir şey diyeceğim. 9 mm güçlüymüş. Güçlü. Ama çekirdek galiba burada. Çekirdek yok gitti. Emin misin? Çıktığı için evet, bu şeyde. Evet çıktığı için diyorum. O şurada bir şeylik hissettim anlamadım. Yok o üst üste geldiği için. Evet. Bence iki defa koy. İkinci defa bakalım iki geçecek mi? Evet ama bunları şimdi nasıl? Şu hasar alanı. Hasar alanı arkadaşlar evet. Şimdi tekrar yapacağız. Burada 1000 sayfaya çıkartıyoruz. 1000 sayfa denemesi. 9 mm 1000 sayfa denemesi geliyor. Kaldır. Kaldır. Çok bant atmana gerek yok. Bir sene yetiyor. Şimdi alt alan... Şevki ben müthiş bir performans yaşadık şu an ya. Oğlum şundan sonra şuna geçince böyle şey gibi oldu. Değil mi? Hani mesela normal bir şeyi biniyor. Bir anda Lamborghini'ye geçtik bir anda. Ne oldu böyle? 9 mm para... Şey Luger. Bir de Luger ha. Para bölümü olsa kim bilir ne olur. Vallahi bilmiyorum orasını da. Binlik balya geliyor. Binlik. Binlik. Tartışılır. Ortasını ama at şunun ya. Ortasını atacağım tamam ama bence yine delip geçecek. Abi şimdi. Bin ya bin. Bin sayfa denemesi geliyor. Bin sayfa. Dolduruyorum. Bin sayfaya 9 mm geliyor şu anda. Tekrar 9 mm mi atacaksın şimdi? Tekrar 9 mm 1000 adet. 9 mm atış yapıyoruz ve bu sefer 1000 sayfaya atıyoruz. 1000 sayfa. Tam ortaya atacağım. 1000 sayfa. 1000. Bence delip geçecek buna da. Ortaya atacağım. Hazırsanız ortaya. Atıyorum. Gönder. Bu. Yalnız giriş delik, yeri... Delik biraz büyük. Delik bir büyük. Boş alabilirsin. Deldi mi? Oha delmemiş. Delmedi mi? Aa bu ne? Ha bu eski. Evet. O eski 22 lira. Evet. Arkadaşlar delmedi. Aa. 1000 taneyi delemedi. Ve kaçta kaldı? İkisinin arasında birinciden ikinciye geçerken durmuş. Niye? Kaçta durmuş? Bir şey değil mi? İkinci kağıda... Bir dakika ya. Şu tamam. Bir dakika tersten bakıyoruz ya. Şurada evet. Bir yerde. Bir dakika. Sana bir şey diyeyim mi? Yani ben anlamadım ya. Baksana şunu şimdi. Dur. Gidiyor. Şuraya kadar gidiyor. Tamam gidiyor. Gidiyor. Bir dakika o değil. O bu. Buradayız. Evet. Arkadaşlar 600'de falan durmuş. Bin, değil yani. Bak. 600'den sonrası yok. Aa evet. Yok. Yani 550-560'da falan kalmış şu an. Şaka gibi. Ben bir neredeyse şey diyeceğim. 50 sayfa. Şey bulalım, çekirdeği bulalım. Buldum, düş. At. Bir dakika, o nasıl çekirdek ya? Aşağı. Bir şey olmamış gibi. Bakalım. Al. Aa, sıcak. Dikkat et. Arkadaşlar, hiç deform olmamış. Aynen, o ne öyle? Arkadaşlar, birinci topun hizası burası. Deldiği mesafe şu kadar. Yani bu kadar topu delemedi. Yani 600 kağıt falan delmiş. 600 sadece. Kağıt. 600 kağıt. 1000 kağıt de- ama ben bir daha atmanı istiyorum. Bir daha atacağız. Bence
Acaba ortasını attın diye mi böyle oldu? Evet, o da bir büyük bir ortasında şey. Ortasında olduğu zaman daha mı kuvvetli oluyor acaba? Aynen. Yani fizik olarak evet. Yeni temiz tayfadan veriyorum ki hani anlayalım tamam. Diye olayı. Bu sefer köşeye atacağım. Tamam. Üste falan, şuralara falan istiyorsan. Tamam, tamam. Üste atayım. Parçala. Tekrar dolduruyorum. Deniyoruz. 9 mm Luger. Eğer bu sefer de geçemezse demek ki yani sınırı 600-700 sayfa arası bir şey. Aynen. Şimdi az önce arkadaşlar attık, 600-700 bandında kaldı. Pek inanmadık. Bir daha denemek istiyoruz. Çünkü güvenemedik tam yani. İkinci kez dene. 9 mm deniyoruz. Gene 1000 sayfa. Gönder. Gönderiyorum. Ayakta kaldı oğlum. Ayakta kaldı. Ayakta kaldı. Boş. 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 Gidip alıyorum. Al. Tamam. Çıkış. Yine yok. Yok. Tabii ki arkadaşlar çıkış yok. Zaten çıkış beklemiyorduk. Bu arada bu gösterdiğim çıkış ilk attığımız A4. Ya bu zaten. Giriş. Bunlar giriş. Ya yok, bir tane vardı ya küçük. Ha doğru, aynen aynen. O, onu göstermek istedim. Bu sefer nereye kadar gitmiş? Bir dakika, bu sefer bir tık daha fazla gitmiş mi? Ya aynen. Yok, şuradaki kadar. Arkadaşlar bu sefer de ortalama şu 600. Bölgeye falan gelmiş. Yani 700 yok. Bu 700, sefer bir 700. Tık daha fazla gitmiş. Yani bunun 1000 sayfayı 9 mm geçemiyor. Evet. Ama siz gidip mesela çatışma esnasında 9 mm'yi böyle A4 kağıdını alıp ben bana bir şey olmaz deyip şey yapmayın. Aynen, sakın. O yüzden böyle şeyler denemeyin. Yok, denemeyin. Şimdi diğerlerine geçelim Şevki. 9 mm'ye ilişimiz bitti artık. Şimdi bu arkadaşı kaldırıyorum. Kaldır. Hale gidiyor. 45 ACP ile 9 mm arasındaki fark. Bu arada 9 mm 45 ACP 9 mm'ye göre çok çok büyük. Tamam. O yüzden bence direkt 1000'likten başlayalım. Bir direkt şey soracağım peki. Bunların artık daha mı fazla delmesi gerekiyor? Daha mı etkili olması gerekiyor artık? Bu delip geçer. Bu sıkıntılı bir zaten 45 ACP sıkıntılı. Bu sefer 1000'lik ayarladık. Evet, direkt 1000'liği koy. 1000'liği koyuyorum direkt. Evet. Deniyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Bakalım ne olacak? Vallahi heyecan dorup da Şevki. Evet. Enteresan şeyler olacak. Tertemiz yeni bir 1000'lik balya geliyor ama şöyle koyarsan daha güzel duracak. Evet, bu arkadaşı koyduk. Yeni 1000'lik A4 kağıdımız. Arkadaşlar 1000 sayfa. Buraya böyle şey gibi oldu böyle sanki. 1000 sayfa deleceksin. Deler mi gerçekten? Bu delip geçer, bu parçalar, bu sıkıntılı bir şey mi yapsam ben, delemezsin falan. Yok. Sen ya. De delemezsin ya. Neyse hadi kapı. Hadi del bakayım. Çok güveniyorsun kendine. Bu ama delip geçecek. Göreceğim. Hazırsanız atıyorum. Ben de eğiliyorum. Direkt şey ortaya. Gibi. Direkt ortaya. Oho! Boş. Sence deldi mi? Bence delmedi ya. Çok bence ilginç. Bence de delmedi gibi ama. Çok ilginç. Eğer bakıyorum. Delmezse şok olacağım. Evet Şevki. Evet, bu görüntüyü çok istiyorum Şevki. Da na na na. Delmedi abi onu. Ciddi olamazsın vallahi sen. Vallahi delmedi. 45 ACP nasıl delmez? Neden sana... delmez? Neden delmez? Hemen neden söylüyorum. Delmez? Yakına gelir misin? Şimdi 45 ACP'nin çekirdeği 9 mm'ye göre çok kalın ve bütünlüğü daha fazla. O yüzden delip geçmesi biraz zor. Zaten 45 ACP'nin çıkış muhabbeti, yani bu merminin, bu kalibrenin çıkması 9 mm'de o durduruculuk olmadığı için 45 ACP yaptılar. Evet Berkaycığım. Ben bir şey söyleyeceğim. Çekirdek nerede? Çekirdeği, çekirdeği göstereceğim de ben sana daha komik bir şey söyleyeceğim. Tahmin edebilir miyim? İlk attığımız neydi? 22 LR. 22 LR'den bile daha az ilerlemiş. Yani. Çekirdek demek ki çok büyük. İlk başındaki şeye dönüyoruz. Benim ilk söylediğim. Hasar basınç olayına. Yani ne kadar ince küçük gidiyorsa evet. O kadar etkili aslında. Bak kendin gör. Burada bile değil. Abi ciddi olamazsın sen. Bak nerede? Bakalım bir dakika. Arkadaşlar şu an 300. sayfadayım. 300. sayfaya kadar geldim. Evet 300'de 200 arasında bir bölgeye sıkışmış. Abi inanılmaz burada bir şey. Burada da yok. Burada da yok. Yani çekirdeği, çekirdek yani şey ki 200'de falan ha. Çekirdeği buldum. Arkadaşlar çekirdek maşallah. Dışındaki şey ne ama o? Ama işte durduruculuk abi. Burada önemli olan hasar değil, durduruculuk. Şöyle yakına girersek. Yani ortalama
300 sayfaya kadar ilerledi. Yani bununla bir daha denemek istiyor musun? Sence ilerler mi? Yok, denemek istemiyorum. Bence artık daha büyük şeylere geçelim. Evet, 45 ACP'yi gördük. Yine delip geçemedi. Yani o yüzden... Ne delmesi? 200-300 tane zor deldi. Yok işte 45 ACP. O yüzden sana sürprizim var. Sana beyaz bir sayfa açıyorum Şevki. Buyur. O ne ya? 357 Magnum. Redkit'in tabancası. Yani altı patlar. Yani altı patlarla da artık delemezsem bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu ne atıyor Şevki? Bize aydınlatır mısın? Bu. Evet. Hemen şöyle tabancayı bırakayım. 357 maşallah, Magnum atıyor. Maşallah. Bayağı uzunmuş yalnız ha. Tabii. 45 ACP ile arasındaki fark budur. Boyut yani farkı. Kesinlikle Magnum'un deleceğini düşünüyorum. Çünkü yani şunun çapına bakın. Yani kalınlık. Bu daha ince ve sivri. Demek evet. ki bu daha fazla delecek. Bu kadar basit yani. Ben mantığı kavradım abi. Yani çapı daha geniş olduğu için tabii ki Magnum'unki. Evet tabii. Atacak yani. Daha fazla delecek bence artık. Koyuyorum. Hadi bakalım. Bakalım neler olacak. Vallahi artık bunda da yapamazsan ben başka bir şey bilmiyorum. Evet. Hazır mısın? 357 Magnum. Bunu da iyi takayım da patlar matlar şimdi. Ben uzak duruyorum artık. Evet. Hazırsan atış yapıyorum. Ben hazırım. Bak nokta olarak ince bir nokta oldu. Fark ettin mi? Şevki. Tabanca güvende. Evet, daha ince girdi. Bakalım çıktı mı? Bence çıkmadı da. Yani giriyorum yalandan. Bakıyorum, inşallah şok olurum. Tabii ki çıkmadı arkadaşlar gene. Hadi. Burada giriş. Yani şu bölgede giriş var. Şöyle parmağımı götürüyorum. Hani şu bölgede falan olması gerekiyor. Bu eski. Çıkış yok. Şevki sana da göstereyim şöyle. Evet. Ama çok ilginç. İlerleme, şunu kaldır. İlerleme olarak bayağı ileride arkadaşlar. Oo, bu kadar mı gitmiş? Bir dakika, şu değil mi? Evet. Yani eğer o değilmiş, bir dakika. Yani gidiş bayağı var arkadaşlar ama... Bir dakika. Ciddi misin sen ya? Yok şey değilmiş, şaka yapmış. Bir dakika oğlum, bu gitmemiş ki. Nasıl? Allah belamı versin, yemin ederim Şevki. Yani ete değseymiş, kesermiş belki. Şu, burada. Ciddi olamazsın sen. Bu kadar. Sadece 100 sayfa mı? He, bu kadar. Nerede? Oğlum yanlışlıkla çekirdeği bir alabilir miyim? Mesela okula gidiyormuş çocuk, yanlışlıkla anaokulu çantasını yüzüne çarpmış, tutuyor. Bu ne oğlum, 100 sayfa. Al burada kendin gör. Bakayım mı? Burada çekirdek, burada bir yerde ya. Al, aha burada işte. Abi ciddi olamazsın, bir yakına gelir misin? Yani Şevki, dediğime geldin değil mi artık? Yani evet. Hayal kırıklığına uğradın mı gerçekten artık? Gerçekten hayal kırıklığı yaşıyorum şu an yani ciddi anlamda. Şurada çekirdeği alabilir misin? Alacağım. Aha düştü. Evet düştü. Şöyle çekirdeği de gösterelim. Bu arada çekirdek bayağı sıcak. Şevki ben elimle atayım mı? Daha çok delerim galiba. Ama şöyle bak. Diğer mermilere göre şeyi şöyle gösterirsem. Ha, son halleri değil mi? Tabii. Bak 22 lira 7.65 9 milim. 2 milimetre fark çok hepsinden farklı, farkında mısın? Evet. Gerçekten filmlerde de böyle oluyor. Yani mesela evet. filmlerde çingirit diye koyuyorlar böyle aynen. düşüyor. Aynısı yani. 45 ACP yine eğilmiş evet. gördüğün gibi. Hı hı. 7.65 gibi bir şey var. Şunu ben anlamadım. 357 Magnum ise tamamıyla... Arkadaşlar 357 100. Magnum bildiğin 50 kuruş olmuş şu an. 1 lira gibi yani dümdüz evet. şurası. Şöyle bakın dümdüz ya. Bu ne böyle? İşte bu da aslında şuna çıkıyor. A4 kağıdı çok kuvvetli bir şeymiş. Buradan bunu anlıyorum. Ya A4 şeyi bütünsel olarak durduğu için... Kırtasiyeci power. Kütlesel olarak durduğu aynen. için o gücü absorbe ediyor. Ve absorbe ediyor. Onu da geçtim. Yani ne kadar sivriyse ve küçükse delebiliyor. O kadar fazla delebiliyor. Mantık evet. bu aslında. Belki çok de farklı ilginç. Başka bir şey atsak. Yani büyük ihtimalle buna deniyorlar. Ok atsak belki daha da fazla delecek. Yani. Tabii ok daha mesela, fazla deler. Okun kilometre hızı bunlara göre çok daha az. Ama, deliciliği de yani. Daha fazla. Aynen. Sivrilik de çok önemli burada. Etkinlik. Evet, çok ilginç. Yani arkadaşlar çok farklı, enteresan bir deney yaptık. Gerçekten bilgi sahibi olduk biz de kendimiz yani. Yani şöyle söyleyeyim, ben kendi bilgilerimi şu an sorguladım. Gerçekten yeni şeyler öğrendim. Silah sektörü böyledir. Silahlarla alakalı olaylar böyledir. Her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz. Bugün de biz de siz de yeni şeyler öğrendiniz. Son eklemek istediğin bir şey var mı Berkay? Vallahi daha farklı şeyler düşünüyorsanız kesinlikle yoruma yazın. Bunu ateş edin, şunu ateş edin. Acaba şunu deler mi? Şeyi çok merak ediyorum. Merak ediyorum ben de yani. Puding ne? Acaba mermi geçirir mi? Puding ben de şeye deniyorum. Şey böyle esnek tarzda şeyler, böyle evalar, slime'lar. Hani böyle deneriz. Esneyebilen şeyler.
Acaba onlardan geçer mi? Ben çünkü esneklik arttıkça geçebilme ihtimalinin daha da düşeceğini düşünüyorum. Deneriz, deneriz. Aynen, deneyip göreceğiz bakalım. Evet arkadaşlar, ben Şevki Aslaner, yanımda bugün The Kırtasiyeci vardı, Berkay Altıparmak. Sizlere güzel bilgilendirici, eğlendirici, öğretici bir video yaptık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoya abone olmayı, yorumlarınızı eksik etmeyin. Şimdilik hoşça kalın. Poligon Atış Kulübü'nün YouTube kanalında kalın. Hadi şuralara süpür şimdi. Hadi adır kağıtları yerlere. Aynen ya. Şuraya baksana ya. Şuraya bak.